Merhaba arkadaşlar, bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bu evin fiyatı 5 milyon 500 bin TL. Bu evde neler var, özelliği nedir? Denize 1 kilometre yakınlıkta. Evde fankoid sistemi var. Fankoid sistemi nedir? Hem ısıtma yapıyor hem soğutma yapıyor. Isı pompası var, takılıdır. Hamamı değil, saunası var. Evet, saunası var. 500 metrekare arsası var, tek başına müstakil. 2 tane odası aşağıda var, 2 tane de yukarıda var. Bir bu tarafa bakan terası var, bir diğer tarafta bakan terası var. Arsası 500 metrekaredir. 15-30 imarlı bir arsa içine inşa edilmiş. İskanı da alınmış, tapusu hazırdır. Önünde de havuzu var. Ben bunu daha önce de size sundum. Şimdi 5 milyon 500 bin dedik mi dedik bu eve. Kuşadası'nda sundum. 6 milyon, 5,5 milyon, 4,5 milyon falan. Orada sundum, fiyatların birçoğu da yükseldi. Ancak 1 milyon 450 bin lira villada sundum. 1 milyon 450 bin lira Hisar Mahallesi'nde bahçeli bitişik nizam evlerde sundum. 1 milyon 650 bin TL evlerde şu anda var. Değerli arkadaşlar, durum böyle. Buna böyle giriş yapmak istedim. 5 milyon 500 deyince dertli dilim, sitemkarım gibi bir şeyler türkü söyleyen arkadaşlar olacak. O yüzden 1 milyon 450'ye de var mı? Var ev arkadaşlar. Durum bu. Şimdi ben de ne yaptım? Ben dün dedim bir ayakkabı alayım. Baktım Nike'dan bir ayakkabılar olmuş. 2 milyon 200, 2300, 2400'e kadar ayakkabı var. Biz de başka bir ayakkabı aldık. Yine ayağımı yerden kesiyor, sıcak. O markadır diye çok pahalı. Dolayısıyla hani alanlar Nike'siz yapamayanlar var. Ben de hani böyle bir örnek göstereyim. Bize her yer villadır. Onu da söyleyeyim. Kızıp bağırmaya gerek yok. Böyle şey edebiyat yapmıyorum. Şimdi Yeşiltepe'de iki tane ev sattık. Ev satılmış, bitmiş. 200 bin liraya Hakan komutanıma verdik. Hayırlı olsun. Bir tane eşyalı ev vardı. Biri yazmış diyor ki denize uzak diyor. 165 bine alırım. Ev de satılmış. Başına rezerve yazmışım. Her bakış açısı öngörülerdir bunlar. Bu dediğim gibi 5 milyon 500 bize her yer villadır. Dünyanın sonu değildir. Varsa hayatta bir şeyler hepimizin hakkı güzel yaşamak. Ev denize yakın, denize uzak diyoruz. Bu da denize yakın. İşte fankoid sistemi neyse, çok lüks, modern, yenilikçi bir fankoid sistemi yapmışlar. İşte hamamı var, terasları var. Tamamen bahçesi büyük. Görünen köy kılavuz istemez. Dilerseniz Kuşadası'ndan verelim size, dilerseniz bura. Neyse, burada havuzu gösterelim. Havuzu gösterelim. Havuzumuz bu, merdivenle iniliyor. Evet, çok uzatmayacağız. Merdivenle böyle iniliyor. Burada da çocuklar için bir havuz var. Burada da çocuklar için bir havuz var. Tabii bu genel temizliği yapılmış havuz çalışır vaziyette teslim edilecek. Kış günü, bugün de zemheri ayı. Evet, zemheri ayı. Ben arkadaşlar havuzumuzu gösterdik. Burada denge deposu ve motor dairesi var. Burada bir tane ev sunmuştum, 4 milyon 900 o da satıldı. Yani kim alıyor, kim ne yapıyor bilmiyorum. Alıyorlar şükür. Mutlu olsunlar. Evet, Önder abimin yanını aldılar. Burada bahçe, bu evet limon çamlar da büyüdü. Değerli arkadaşlar, bahçemiz burası. Burada bir de otopark var. Evet, gel otoparkı da gösterelim. Zemheri ayında balam gül ister bende. Burası da değerli arkadaşlar otoparkımız. Burada bir araç ancak sığabilir. Evet, sığabilir. Bir araç sığabilir. Teşekkürler Can. Evet, dediğim gibi bize her yer villadır. Varsa gelir bakarsınız. Dilediğiniz ekspere ekspertiz de yaparsınız. Evet. Kimi business class'la uçuyor, kimi de ekonomikte zor para buluyor, uçağa biniyor. Hayat böyledir. Evet, dervişe sormuşlar, hayat nicedir? Derviş ya hafız, hayat bilmecedir. Evet, iki basamakla yukarı çıkıyoruz, etrafı dolaşacağız. Çözene, gündüz çözemeyene gecedir demiş derviş, ya hafız demiş. Ve böyle geliyoruz arkadaşlar. Bu evin kapısı burada, daha göstereceğiz. Evin kapısı burada. Ve bir sürü şey koymuşlar arkadaşlar. Bu bir depo var. Isı pompasının motorunu göster. Isı pompasımız kurulu, bakın. Isı pompanın beyni orada. O beynidir. Bu depoda ne nesi? Ne sistemdi? Fankoid. Fankoid.
Ben Van Kuyt diye diye bir saat unutmayın diye Van Kuyt yazdım. Evet. Burası da bahçemiz. Burası da bahçemiz. Burası da Sigma. Bu ısı pompasının ünitesi arkadaşlar. Evet, ısı pompasının ünitesi. Gel şimdi. Kameramız takılı, kameralarımız takılı. Bakın, kameralarımız da takılı. Gel şimdi canım benim. Bir daha dolanıyoruz. Panjurlarımız, kameramız, Van Kuyt sistem, sauna, ısı pompası var. Van Kuyt sistem. Evet. İşte bu da evin tarlası, havuzu. Ya bir dakika önce barbeküyü gösterelim, barbekü. Bu da barbekümüz arkadaşlar. Burada da eşyanızı koyarsınız. Fazla etleri oraya koyarsınız. Barbekümüz burası. Şimdi evin tarlasını da göster. Evin tarla, elektrik iskanı var. Elektriği daha bağlamadılar. Bağlamış olsaydılar çok cafcaflı olacaktı. Of, ne güzel değil mi? Buradan da iki basamak biz yukarıdayız. Bu da işte havuz alanı vesaire. Evet. Gösterdik burayı. Can fazla uzamasın da. Değerli arkadaşlar, nedir peki burası? Gerçekten değerli arkadaşlar var. Kelimenin, lafın gelişi hep değerli diyoruz. Kalıplaşmış matematikteki fi sayısı gibi. Herkes değerlidir. Allah'ın yarattığı herkes değerli. Ama 5,5 deyince birileri kafa tavana vuracak. 1,450'ye değer var. Yani biraz daha hani şey yapsan belki daha uygun alınır. Burası da havuz orada ya. Burada da bir düş yeri yapılmış. Bu düş yeri burada. Bu taşlar da böyle yapılmış. Bunlar granit. Dilenirse bu ev sizindir. Hiç bence bir şey koymaya gerek yok. Direkt kafayı yıkamak lazım. Ve burası salon. Burada daha önce bir cam daha vardı. Bu camı demek ki dediler ki ya kardeşim bu neyin nesi? Bunu kapattılar bu camı. Bence iyi yapmışlar. Bu güneş kırıcılar da var. Spotlar böyle içinde. Bir kamera da burada var. Evin dört tarafı kamera besliyor. Burada gel. Bu salondan çıkıyor. Bu kapıya, salondan buraya çıkılıyor. Bu da mutfaktan. İkisi de böyle buraya geliyor. 500 metre arsası var. 15-30 imarlıdır dedik. Ve şimdi ne yapalım? Şimdi evimize çelik kapıdan girelim. Gel canım benim. Kamera var, panjur var, Van Kuyt sistem var. Isı pompası var. Panjur manjur hepsi var. İki tane terası var. Gelin bakın, pazarlı vardır. Pazarlı vardır. Evet. Ve geldik. Evet, merhaba. Ev. Ben bu parayla Brezilya'da Rio Karnavalı'na katılım diyenler gidin. Orada diyebilirim yani, siz bilirsiniz. Ve geldik. Holumuz geniş, kullanışlı. Sevgili Can, gel istersen buraya. Biz ekmeğimiz için çalışıyoruz. Bu olmazsa 100 tane evden bir tane satarız muhakkak. Biz bir de çok israf da yapmıyoruz. Biz bir tane ev satsak bize yeter. Evimize götürürüz elektriğimizi, suyumuzu öderiz. Dururuz. O yüzden arkadaşlar çelik kapıdan geldik. Çelik kapıdan geldik. Böyle bir tarafa git, buraları göster, şuraları. Şimdi burada bakın terekler var. Terek terek. Raf yani. Raflarımız burada var. Orada bir elektrik şarteli var. Döndük, burada bir ayna seti, bir portmanto var. Bir daha bunun devamı var. Ve burada ne var? Bu ısı pompasının ayarları mayarları var. Burada da bir şey daha var. Bu neyin nesi bilmiyorum. Evet. Ve buraya bir daha bir dolap koymuşlar. Bakın arkadaşlar. Bir daha böyle Van Kuyt, Van Kuyt. Evet. Tavanlar da bu gayet cafcaflı olacak. Elektrik yanmış olsaydı çok güzel olurdu. Bunlar ahşap, bakın bu merdiven sağlıklı, sizi yormaz. Bu evde pazarlık var diyoruz. Ve madem öyle, madem öyle gel mutfağı gösterelim Can. Gel. Kapı, panel kapımız böyle, biri yarım biri tam. Ve sevgili Can, ya bu kapı çok modern sosyete, bu nasıl açılıyor bu kapı? Ya bu, ah! Valla bu kapı ben açamadım. Mutfağı sen göster bakayım nasıl açacağım. Ellerim de böyle donmuş donmuş. Donmuş zemeri ayı. Evet. Burası buzdolabı. Mikrodalga. Efendime söyleyeyim. Ocak.
çamaşır değil, bulaşık, evye. Burada bunlar nedir? Bunlar da bir sürü şey, bir daha var. Buradan tekrar tarayacağız mutfağı. Evet arkadaşlar, bakın. Mutfağa böyle başlıyoruz. Panjurlu dedik, fankoid sistem, hem soğutma hem ısıtma var. Burası bulaşık, burası ocak, mikrodalga, fırın. Bir çık kapının oraya babam. Evet, gördüğünüz gibi mutfağımız bu. Dikkat et, arkada basamak var, düşme. Ben her defasında diyorum sana can. Ve arkadaşlar şimdi fankoid neyin nesi? Gel. Bakın buraya böyle bir şey takılıyor. Bu böyle hem soğutuyor, diyelim siz ayarı düşürdünüz, serinletir. Diyelim hot attığınız zaman, hot, cold, yani sıcağı attığınız zaman, şimdi sıcağı atmamız lazım, bu ısıtıyor. Yazında soğuğa atarsınız, fankoid bu. Fankoid bu. İşte bu daha ne var? Güneş enerjisi var, bir su ısıtma, değişik bir şey var. İşte fankoid bu. Isı pompasını gösterdik. Kameralar var dedik. Efendime söyleyeyim. Başka ne var dedik? Başka bir şey yok. Mutfağı gösterdik. Ve mutfaktan böyle koridoru böyle hafif göstererek salona sağ çark yap. Evet. Sevgili arkadaşlar, burası da salonumuz. Salonumuz. Böyle eğil meğil. Başın dik olsun ama kamerayı eğil. Emi işerli köven haylo dilolo dilo. Halser pera batmanı sefil odilo. Sefil gönül bu gece nerede duralım diyor. Burası da salonumuz. Salonda bu. Mutfağı gösterdik. Salonumuzda bu. Gördüğünüz gibi fankoid sistem dedik. Bu tavanlar asma tavan. Gayet de güzel. Ve sevgili Can, bunun da fankoidini göster. Şurayı tam orayı gösterdim. Bu işte hem ısıtma hem soğutma. Isı pompası var. Efendime söyleyeyim. Var da var. Ve burada bir tane ebeveyn banyolu oda var. Burada da normal bir oda var. Bir de banyo var. Yani burada iki oda, iki banyo var. Banyonun biri, odanın biri ebeveyn banyolu, diğeri de normal. Geldik. Değerli arkadaşlar, bu birinci odamız. Birinci odamız bu. Biri demiş ki ses tonun beni bilmem ne yapıyor. Valla beni ses tonu dedem gibi bizim sesler. Yani böyle biraz irsidir bu. Ses tonu böyle nasıl diyeyim? Yani irsi. Güzel değiştiremezsin. Ses tonu böyle hani bir müzisyen Ajdar abi falan var ya, öyle çıkmıyor. Biz ne yapalım bir de yani böyle biraz diri çıkıyor, gür çıkıyor ses tonu. Boğuyorsa dinleme abi, ben ne yapayım ses tonu. Biraz geri git, irsidir bu. O yüzden arkadaşlar bu da birinci oda. Birinci oda ve banyo içinde ebeveyn banyo. Ya adam bir şey bulamıyor diyor, ses tonu beni boğuyor. Dinleme, git müzik dinle. Şey, o müzisyen bir Ajdar abi var, onu dinle, çok güzel eğlenirsin. Ben arkadaşlar, burası da ebeveyn banyo, gösterdik. İnşaatta çalışmışız, pas, kir, toz, yemiş ses telleri bu araya gelmiş. Ne yapalım? Böyle ben bir evet taşralıyım. Ne diyeyim? Burada ben arkadaşlar çamaşır makinesinin yeri ve burası da taşralı bir isim diyor ya, bir şiir vardı, biri de türkü yapmıştı. Öyle taşlar olmak, işte ses tonu gür oluyor. Biraz böyle Kızıldereli gibi oluyor. Sen de biraz daha böyle burjuva dinle. Öyle şey var ya, böyle yabancı müzikler. Aa diyor, onlar dinle. Ve burayı da gösterdik arkadaşlar. İkinci banyomuz. Geldik. Sevgili arkadaşlar, bu da ikinci oda. İki banyo, iki oda gösterdik. Burası da ikinci odamız. İkinci odamız
Ve şimdi ne yapıyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şimdi yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Peki yukarı çıkınca bunlar ahşap. Bunlar galaksi mermer, içinde böyle simler mimler var. Bu alanlar granit. Merdiven zaten 16 basamak mı? 17 basamak olması lazım. Evet 17, çünkü ben hesaplamayı biliyorum. Yükseklik 3 metredir. Biraz aşağıya bunlar sarkmış. Yani H 3 metre binanın yüksekliği, neyse. Bunlar da 17 basamak ama yormuyor insanı. Rahat. Merdiven sağlıklı, döner değil, geniş ve bu aydınlatmalar da güzel olmuş. Bakın yatay. Şimdi buradan ne yapıyoruz? 5 milyon 500 dedik. Devla ve doli bavi. Şimdi geldik. Buradan bu merdiven kovasını bir göster babam. Kekemin göster. Ben arkadaşlar, bu merdiven kovası, mimar biraz mert çalışmış. Arsa büyük olunca merdiven alanını geniş tutmuş. Yer büyük olunca mimar da iyi çalışmış. Ve şimdi burada ne var? Altta iki oda, iki banyo gösterdik. Arsa, havuz, dış cephe, fankoid sistem, ısı pompası, bir şeyler dedik. Burada saunamız var. Saunamız var. Bakın böyle gelir gelmez. Burada yine çamaşır makinesi var. Aşağıda da yeri vardı. Bakın çamaşır makinesi burada. Burada da havlunu kurut koy. Burada da aynaya bak. Baktık. Ve gel babam. Kapıyı kapatacağım. Burada klozet. Burada klozet. Ve döndük. Burası ne? Burada banyomuz. Banyomuz burası. Ve şimdi Antep'in hamamları, saunaya geldik. Burası da saunamız arkadaşlar. Saunamız da burası. 1, 2, 3, 4 kişi girer ama 2 kişi girsin. Burada saunamız. Oh, ağaç kokusu çok güzel. Saunayı gösterdik. Giyinme odası da var. Giyinme odası mı? Giyinme kabini mi diyeyim? Ne diyeyim ona? Ona ne diyelim? Giyinme. Sevgili Can, bu da üçüncü odayı göstereceğiz, sonra terasları göstereceğiz, sonra da eyvallah pirim, eyvallah diyeceğiz. O merdiven nereden koymuşlar oraya? Şimdi yüzünü çevir, düşme. Değerli arkadaşlar, burası da, evet, burası da üçüncü oda, üçüncü oda, üçüncü oda. Üçüncü oda. Ve geldik. Şimdi biz böyle nerede bir olay olmuştu ya, bu maden Soma'da. Allah rahmet eylesin. Amcayı sedyeye koyuyorlar. Amca diyor ki sedye kirlenir. Ayakkabımı çıkarın öyle koyun. Biz öyle insanlarız. O yüzden o amcaya da derdim yani, senin sesin böyle bilmem ne. Anadolu insanı öyledir. O amcaya da Allah rahmet eylesin. Amca gerçi yaşıyordu herhalde. Ve ben arkadaşlar buradan geldik, bir daha geri git düşmeden. Şimdi burada giyinme yerleri var, bu terekler. Bir de bu kapının arkasında var. Burada da banyo var. Acaba ben çıksam sen göstersen olur mu? İkimiz trafiğe girmeyelim. Şimdi göster. Şimdi o yüzden bizim insanımız sıcaktır ama arada işte adamın pantolonu böyle, adamın giyimi böyle, adam işte helvaya halva dedi, adam bilmem ne dedi, öyle şeyler de var aramızda. Ve gel babacığım şimdi, göster sağlı sollu o giyinmeyi, iyice göster. Üçüncü odamızı da gösterdik. Üçüncü odamızı da gösterdik. Üçüncü odanın önünde ufak bir balkon var. Gel dördüncü odayı da gösterelim. Şimdi bir geç buraya. Şimdi arkadaşlar böyle odalara uğramadan direkt terasa çıkılıyor. Bakın odalara uğramadan direkt terasa çıkılıyor. Bu odadan da terasa çıkılıyor. Geç. Burada da bir teras var. Bu memleket tarafı, garbın afakını sarmışsa zırhlı çelikli duvar. Rahmetli Mehmet Üstad'ın, Mehmet Akif'in. Geldik dördüncü odayı gösteriyoruz arkadaşlar. Bu da dördüncü oda.
Dördüncü odamız da bu. Dördüncü oda bu. Evet. Ve şimdi geldik terasa. Garba bakıyoruz. Garbın afakını sarmış da zırhlı çelikli duvar. Şimdi ben belki sonra doğru bir şey söylüyorum. Arkadaşlar ucuz evler de var, yok değil. Ama yani şimdi bu lüks istiyorsan budur. Yani daha 1.450'ye de ev var. Daire istiyorsan dünyanın sonu değil. Bize her yer villa. O yüzden buna bakın ama ilginiz doğarsa gelir bakarsınız. Yani yerinde görürsünüz ama bunu görürseniz bu standartlarda bundan vazgeçemezsiniz. Eğer bir ev alma fikriniz varsa buraya gelirseniz geç buraya. Bu eve bakarsanız içinden çıkamazsınız. Yani ben size söyleyeyim. Yani heyecan verir size. Bu şimdi batı tarafındaki terası gösterdik. Bir de doğu taraftaki terası göstereceğiz. Sonra da gideceğiz. Eyvallah şahım, eyvallah. Hakla ilahe illallah. Evet, bu da batı tarafındaki terasımız arkadaşlar. Bunu da özetledik. Umarım faydalı oldu. Saygılarımla hürmetlerimi sunuyorum. Hoşça kalın. İyi günler.